eğer ki kışın en soğuk gününde karşınıza birisi çıkar ve size "Nereden geliyorsun? Nereye gidiyorsun? Adın ne?" gibi sorular sorarsa, ona vereceğiniz cevapların her birinin içinde mutlaka "kara" kelimesi olsun. "Karaköy'den geliyorum, Karasu'ya gidiyorum" gibi. Aksi takdirde Karakoncalos tarafından bir tarakla öldürülebilirsiniz. Evet, yanlış duymadınız. Bir de kış mevsiminde mutlaka ortalıktaki tarakları kaldırın, gizleyin. Yılın en soğuk günlerinde yeryüzüne çıktığına inanılan, insanlara musallat olan ve onları öldüren Kalikancaros ya da diğer onlarca ismiyle anabileceğimiz bir yaratığı konuşacağız bugün. Eğer kahveleriniz hazırsa başlayalım. Bu yaratık özellikle ülkemizde İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde inanılan, bununla birlikte Yunanistan, Sırbistan, Bulgaristan gibi bölgelerin de folklorunda olan bir kış cini. Türkçe'de bu Karakoncalos inancının bahsedildiği ilk kaynaklardan biri Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi. Evliya Çelebi 1652-53 kışında Balkanlarda bir Bulgar köyü olan Çalıkkavak'a gidiyor ve burada yılda bir kez Koncalos'a dönüşen bir cadıdan söz ediyor. Maalesef günümüzde bir gulyabani ya da al karısı kadar ülkemizde bilinmiyor bu yaratık. Sözlü kaynaklara göre Doğu Karadeniz bölgesinde Karakonculu, Karakoncilo, Koncolos, Yaban Adam gibi isimlerle anılıyor. Kış mevsiminde fırtınayla geldiğine veya denizden çıktığına inanılıyor. Görüntüsü, tasvirleri, özellikleri her folklorik ögede olduğu gibi tabii ki değişkenlikler gösteriyor. Ancak bu yaratık genelde böyle maymunu andıran çirkin bir görünüme sahip. İnsanları taklit edebiliyor, özellikle buzağıları ve yeni doğmuş çocukları öldürüyor. Bu yaratıklar kötü niyetli ve yaramazdırlar. İnsanlara zarar vermekten, yiyeceklerini çalmaktan ve evlerini dağıtmaktan zevk alırlar. Ancak çoğu zaman beceriksiz ve aptal olarak da tasvir edilirler. Yine sözlü aktarımlara göre Karakoncola, kuzey rüzgarları estiğinde büyük kayığında kürek çekerek dere boylarından yukarı çıkıyor. Önüne çıkanı yakıp yıkıyor ve yiyor. Halk korkudan yemesi için kapı önlerine yiyecek bırakıyor. Hatta bu yiyecek genelde kuymaktır. Eğer yiyecek bulamazsa evin küçük erkek çocuğunu yiyor. Artvin'de yeni doğmuş küçük çocukların ciğerini çektiğine inanılıyor mesela. Bu yönüyle fark ettiyseniz al karısına epey benziyor aslında. Bu yaratığın çıktığı tarih genelde bellidir. Aralığın son 6 günüyle ocağın ilk 6 günü gelir. İşte bu sebeplerle kendisine çoğu yerde yılbaşı cini de deniliyor zaten. İlginç bir şekilde belli bölgelerde Karakoncalos olumsuz tasvir edilmiyor. Bir zararı yok. Mesela evlere girdiği, insanlarla sohbet ettiği ve insanlar ne yaparsa aynısını taklit ettiği, ancak hiç kimseye zarar vermediği anlatılıyor Çoruk'ta. Video başında demiştim ya, elinde işte tarağı olan birisi kışın soğuk gününde size gelir sorular sorarsa içinde kara geçen cevaplar verin diye. Burada şöyle bir durum da var. Karakoncalos genelde erkek olduğu düşünülen bir yaratık, ancak dişi olduğuna inanılan bölgeler de var. Eğer ki bir dişi Karakoncalos sizin karşınıza çıkarsa sizi kaçırmaması için ona kendinizin çirkin olduğunu söylemeniz, onu bir şekilde buna inandırmanız gerekir. Mesela işte size sorular sorduğunda "adım İsa'dır, işte başım kösedir, boyum kısadır" şeklinde cevaplar vermeniz lazım. Böyle olunca zaten karanlıkta ortaya çıkan ve karanlıkta çok da iyi gözleri görmeyen Karakoncalos, eğer siz onu yeterince ikna edebildiyseniz, çirkin olduğunuzu duyunca sizi bırakacaktır. Bu Koncaloslar tıpkı al karısı inancındaki al rengi gibi kendileri de kara rengiyle bağlantılılar. İsmi zaten Karakoncalos. Kara renginden nefret ediyorlar. Bu sebeple de yiyecek ambarlarını ondan korumak için kömürle siyah boyarmış insanlar. Anadolu'da bu yaratıklar farklı isimlerle anılıyor demiştik. Yozgat'ta kışın en sert zamanına Congolos ayı deniyormuş ve Congolos'un bu belirli 7 gün içinde yeryüzüne geldiğine inanılıyormuş. Yine Yozgat'ta pancar olan evlere girmeyeceği düşünülen Congolos'un evlere girmemesi için eşiklere pişirilen pancar konuluyormuş ve hatta pancar çoğu zaman loğusalara veya korunmak istenen kişilere yediriliyormuş. Eski Türk rüznamelerinde 25 Aralık için Evveli Koncalos denilirken 6 Ocak içinse Ahiri Koncalos deniliyormuş. Türkler bunu Noel'den 12. geceye kadar etkisini gösteren kötücül bir ruh olduğuna inanıyorlar. Ve aynı zamanda bu kötü ruhun girdiği evlerin bolluğunu ve bereketini yok ettiği düşünülüyor. Koncalos'un etkisinden kurtulmak ve onu evlerinden uzaklaştırmak için insanlar zincirlerle gürültü yapıyorlar.
Bu ritüel kötü ruhun çıkardıkları seslerle kaçması için gerçekleştiriliyor. Bu yaratık aynı zamanda açıkta duran yiyeceklere tükürüp idrarını yapıyor ve insanların hastalanmalarına sebep oluyor. Bu yolla hastalığa yakalanan insanlara da marazlı deniliyor. Jongolos bazen uyuyan insanı yakınlarından birine sesini taklit ederek çağırıp uyanmazsa alıp götürüyor ve dışarıda soğuktan donmaya terk ediyormuş. Doğu Karadeniz'de 13 Ocak'ta oynanan seyirlik oyunların adı Karakoncilo ve aynı zamanda bu oyunlarda Karakoncilos temel bir karakter olarak yer alıyor. Şimdi size Yunanca çok önemli bir çalışmadan bahsedeceğim. 1904 yılında ilk basıma gerçekleştirilen Yunan halkının yaşamı ve dili, Gelenekler başlıklı eserde Karadeniz bölgesi dışında İstanbul'dan Kıbrıs'a ve çoğunlukla da Ege adalarına uzanan anlatılarda Kalikancaroslar farklı isimlerle yer alıyorlar. Buradaki anlatılarda Kalikancarosların yeryüzüne çıkış tarihi 24 Aralık Noel arefesi, yani İsa peygamberin doğuşu kutlamalarının bir gün öncesi. Bu yaratıkların yeryüzünü terk ettiği dönem ise 6 Ocak gününde, yani İsa peygamberin Ürdün nehrinde vaftiz edilişine ve suyun kutsiyet kazanışına tekabül ediyor. Bu iki gün arasında kalan zaman ise Ortodoks Hristiyanlar tarafından Dodekaimera, yani 12 gün olarak adlandırılıyor. Buradaki, yani Yunanca kaynaktaki tasvirlere göre bu yaratıklar vahşi ve korkunçturlar. Hiç kesmedikleri uzun ve korkunç tırnakları vardır ve bu tırnaklarla insanların yüzlerini yırtarlar. Her birinde birer kusur olduğuna inanılır. Kimisi topal ya da çarpık bacaklı, kimisi çarpık yüzlü, çarpık elli, tek gözlü, tek ayaklı veya şaşı olabilirler. Mesela Minos'ta güçsüz, bir deri, bir kemik oldukları düşünülüyor. Bu nedenle de zayıf kişilere Kalikancaros deniliyor. Çok enteresan bir şeyden bahsedeceğim. Sakız Adası'nda 1 Ocak'la Noel arasında doğan kişilerin Kalikancaros olacağına inanılıyormuş. Bu yüzden ateş yakıp çocukların topuklarını ateşe tutuyorlarmış. Hatta tırnaksız Kalikancaros olmayacağı için çocuklarının tırnaklarını yaktıkları anlatılıyor. Sonrasında da çocukların tırnaklarına yağ sürülüyor. Yani salaklık gerçekten. Argos'a inanışa göre Noel günü doğan çocuklar aynı gün vaftiz edilmezlerse Kalikancaros oluyorlarmış. Bu arada Kalikancarosların en çok korktukları şeylerden biri ise ateş. Eğer gece elinde yanan bir meşaleyle birisi Kalikancaros'a yaklaşırsa, Kalikancaros o kişiden korkup ona yaklaşamıyor. Ancak ilginç şekilde Gökçeada'da ocakta bırakılan küllerin Kalikancarosları çektiğini ve onların külden doğduklarına dair bir inanç da mevcut. Bu tarz folklorik çelişkiler bana hep kulaktan kulağa oyununu ya da Karagözlü Hacivat'ı hatırlatıyor. Şey gibi böyle, birisi işte teyzenin birine Kalikancaros'u anlatıyor, diyor ki ateşten korkuyor. Teyze de bunu işte ateşten doğuyor olarak anlıyor. Sonra o başkasına öyle aktarıyor falan gibi. O yüzden de böyle çelişkili düşünceler ortaya çıkıyor gibi geliyor bana. Neyse, biz konumuza dönelim. Bazı bölgelerde de külün bu yaratıklardan korunmak için evlerin etrafına serpildiği anlatılıyor. Karadeniz'de yine ağzı açık kalan çömleklerdeki suyu pislettiklerine inanılıyor bu yaratıkların. İşte çömleklerin ağzı bu yüzden yatmadan önce kapatılıyor. Eğer bir gün önceden ağzı açık kalan çömlekler varsa bunlar da iyice bir güzel yıkanıyor. Bu bizim köyde de, yani buna benzer bir inanç bizim köyde de vardı. Hatta ben ağzı açık bırakma suyunu, işte sabah şeytan içer diyenini de duydum mesela. Suyun azalmasını, buharlaşmasına yoramayanlar herhalde o dönem şeytan gelip içmiş diye geçiştiriyordu yani. Neyse. Sakız Adası'nda, hatta başka bölgelerde de var sanırım, Kalikancarosları oyalamak için onların eline bir elek verilip saymaları istenirmiş. Kalikancaroslar da en fazla 2'ye kadar sayabiliyorlarmış. Kıbrıs'ta ise kutsal teslisten, üçlemeden korktukları için 3'e sayısını söyleyemediklerine inanılıyor. Kalikancaroslar Noel zamanı bittiğinde yılın geri kalan zamanını yer altında geçiriyorlar. Yer altında dünyanın üzerinde durduğuna inanılan hayat ağacının direklerin köklerini kesmeye çalışıyorlar. Ancak bu görevi asla tamamlayamıyorlar. Çünkü Noel dönemi geldiğinde yeryüzüne çıkmak zorunda kalıyorlar ve geri geldiklerinde ağacın kökleri hep eski haline dönmüş oluyor ve hep baştan başlıyorlar. Bu yaratıkla ilgili Yunanca kaynaklar çok daha ayrıntılı ve çeşitli, ancak Türkçe kaynaklar ne yazık ki yetersiz. Bu Kalikancaros inancı gerek işte bu yaşam ağacının kökleri, gerekse yaratığın kışın ortaya çıkması gibi aslında birçok paganizmden gelen vurguları bünyesinde taşıyor. Sonrasında Noel'le ve vaftiz gibi konularla ilişkilendirilmesi de yine paganizmden gelen inanışların
Hristiyanlıkla harmanlanmasına bir örnek aslında. Hatırlarsanız bu tarz bir konuyu yine Walpurgisnacht videomuzda konuşmuştuk. Aslında paganizmden gelen gelenekler Hristiyanlığın gelenekleriyle harmanlanılarak insanların adapte olması kolaylaştırılıyor ve sonrasında bu değişerek insanların kültürüne yerleşiyor. Ama aslında kökeni pagan olan bir inanç. Hem Kalikanceroslar hem de Karakonculos pagan dönemlerinden kalma inançların Hristiyanlık ve İslam gibi dinlerde harmanlanmış versiyonları olarak görülebilir aslında. Pagan inanç sistemlerinde doğaüstü varlıklar, kötü ruhlar ve koruyucu ritüeller önemli yer tutuyorlar zaten. Bununla birlikte kış dönemi birçok kültürde kötü ruhların ve doğaüstü varlıkların aktif olduğuna inanılan bir dönem. İşte bu inanç da zaten kışın getirdiği zorluklar ve doğal olaylarla ilişkilendiriliyor. İnsanlar kötü ruhlardan korunmak için çeşitli ritüeller ve gelenekler geliştiriyorlar. Yakında Cadılar Bayramı konuştuğumuz bir video da olacak. Onu muhtemelen Ekim ayında paylaşırım ya da çekerim diye düşünüyorum, konsepte uygun olsun diye. Ancak şöyle bir şey söyleyeceğim, bu tarz başlıklarda işte gerek Walpurgisnacht olsun, gerek Cadılar Bayramı olsun, gerek birçok yaratık olsun, siz de şunu fark edeceksiniz. Paganizmden çok çok eskilerden kalma inançların ve ritüellerin kültürle birlikte değişip zaman içinde evrildiği olacak. Aslında spesifik ve güncel bir dinin geleneği sandığınız çoğu şeyin genelde pagan, şaman geleneklerinden geldiğini fark edeceksiniz. İşte kötücül varlıklardan korunmak için gürültü yapmak, ateş yakmak, çeşitli tılsımlar kullanmak, doğa ile ilgili vurgular, yaşam ağacı, işte kış mevsimi vesaire gibi. İşte bu tarz örnekler durumu çok güzel özetliyor bana kalırsa. Bölgeden bölgeye farklılık gösteren bu Karakonculos yaratığı tabii ki de kültürel ve dini etkiler altında kalıyor. Bu sebeple de değişiyor. Mesela Balkanlarda genelde Hristiyan ritüelleriyle ilişkilendiriliyor. Karadeniz ve İç Anadolu kültüründe ise cin tasvirine benzer bir yer ediniyor aslında bu yaratık. Bizim kültürümüzde bir gulyabani kadar işte yerleşmemiş ve tozlu raflarda unutulmaya bırakılmış olması belki de şu sebeptendir. Paganizmden böyle buram buram izler taşıyor ve zaman içinde de Hristiyanlıkla ilişkilendiriliyor. Zaten yılbaşına tekabül eden bir dönemde yeryüzüne geldiğine inanılıyor. Bu yüzden de Noel'le aslında çok bağlantılı olan bir yaratık. İşte halkımızın Noel'e karşı ya da bu tarz geleneklere karşı tutumu sebebiyle belki de artık korkulmayan, hatta ciddiye alınmayan ve böyle şeylere inanılır mı diye nitelendirilen bir yaratık olabilir. Kalikanceros videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Konuyla ilgili çok kapsamlı güzel kaynaklar var, sayıca az da olsa. Açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Ya bu tarz folklorik şeyleri nedense biz yabancılar kadar benimsemiyoruz. Yani bu alana verilen önemle de ilgili olabilir. İnsanlar bu tarz şeylere burun kıvırıyorlar bu ülkede maalesef. Aslında çok dolu ve zengin bir kültüre sahibiz bence ve kendi içeriklerimizi, kendi folklorik ögelerimizi de çok güzel şeylere yansıtabiliriz diye düşünüyorum ben. Umarım sizler için keyifli bir anlatı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşene kadar hoşça kalın.